Selçuk'un kolonyaları Turkuaz programını sunar. Efendim merhabalar. Bayramın ilk gününde Turkuaz'ın kendi saatinde sizlerle birlikteyiz. Bu sezon cuma günleri biliyorsunuz ki astroloji günümüz. Kimi zaman öyle oluyor ki burçları yetiştiremiyoruz. Kimi zaman öyle oluyor ki daha anlatacağımız pek çok şey oluyor. Geride kalıyor. Haftaya yapalım diyoruz. Yine o aynı modumuzla, aynı enerjimizle geldik. Bayram günü olmasına rağmen sizlere astrolojiden uzak kalmayın ki konu çok önemli. 20 Nisan'da geride kalan 20 Nisan gününde Koç burcunda bir güneş tutulması oldu. Bu ne manaya geliyor? Burçları nasıl etkileyecek? İşte bu güneş tutulmasının etkilerini anlatacağız. Yükselen burçlara göre aktaracağız. Doğrudur, evet, değil mi? Hı. Yükselen burcunuza göre takip edin lütfen diyeceğiz. Konuyla alakalı da görseller zaten ekrana gelecek. Hiç vakitte kaybetmeden hemen güneş tutulması, Koç burcunda güneş tutulması ne anlam ifade ediyor? Ve yükselenlere göre neler söylememiz lazım? Emine Baran'dan dinleyeceğiz efendim. Kendisi astrolog ve enerji tıbbı uzmanı. Ama bu programa özgü astrologumuz geldi efendim. Emine Baran geldi, anlatsın bakalım. Efendim hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet, uzun zaman oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. İyi görünüyorumdur inşallah. Çok karşıdan. Hayat devam ediyor. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Büyük bir olay yaşadın. Tabii ki vakti saati gelmişti ama astrolojik olarak da haritan tetikler almıştı bu konuda. Hı hı. Hayatında önemli köklü değişikliklere gireceğin bir dönemdi. Hı hı. Bir yengeç, bir öncü burç olarak. Allah gani gani rahmet Amin. Eylesin ve cennetinde cem eylesin tüm sevdiklerimizle. Amin inşallah. Biliyoruz ki bu dünya geçici ve bu dünyaya bir görevle geliyoruz. Öyle. Bu süreç zarfında da beni yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımın yanımda olduğunu, Emine de bunlardan bir tanesi, canım bir tanem. İşte dostların seninle birlikte olduğunu görmek de çok kıymetliymiş. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor. Emineciğim, mikrofonu biraz yukarı alman rica etsem ne olur olmaz. Riske girmeyelim, sesimiz tam böyle net gitsin ki izleyicilerimiz kendi burcuna göre net bunu takip edebilsinler. Şimdi önce 20 Nisan'da gerçekleşmiş olan Koç burcundaki güneş tutulmasını bir anlatalım. Evet. Ne manaya geliyor? Sonra yükselenlere göre takibini yapacağız. Ne demek güneş burcu tutulması? Bu çok önemli bir güneş tutulma. Burcu tutulması diyorum. Özür dilerim. Koç burcundaki güneş tutulması ne manaya geliyor? Yani aslında yanlış bir şey de söylemedim. Öyle mi? Çünkü tutulmayı meydana getiren şeyler ay ve güneşin hareketleridir. Hı hı. Ve ay düğümleri, bu dördü, güney ay düğümü, kuzey ay düğümü, güneş ve ay tutulmaları meydana getirir hayatta. Benim de çok önemsediğim bir konu tutulmalar. Çünkü hı hı. tutulmalar üzerinde hem çok ciddi araştırmalarım var ve çok önemsiyorum. Çünkü yola çıkarken astroloji haritasında ben tutulmaları baz alıyorum. Hı hı. Ve insanın ruhuyla ilgili çok önemli doneler ve detaylar veriyor. Ve deneyimlerime de baktığıma göre aslında herkes kaderini yaşıyor. Kader natal haritada yolları belirlenmiş olsa da hı hı. işin kökü sevgili dostlar tutulma haritalarımıza dayanıyor. Şimdi bu tutulmanın etkisinde bu 6 ay içinde doğacak çocuklar belli bir misyon, belli bir görevle hadi hadi dünyaya gidiyoruz, tren kalkıyor diyerek gelecekler. Hı hı. Ve hepsinin bir misyonu var. Ruh burcunu çok önemsiyorsun Tabii. sen. Onu biliyorum. Bana da ruh burcunun ne olduğunu öğreten isim astrolog Emine Baran'dır. Benim haritama da bak, yani kendi haritanıza bakıyorsunuz, haritanıza bakıyorsunuz da yanlış ifade oldu. Kendi doğum tarihinizden önceki son güneş tutulması evet. sizin ruh burcunuz oluyor. Aynen öyle. Doğru anlattın Ve değil mi? Ve ben bunu çok önemsiyorum çünkü dünyaya geliş misyonu. Şimdi hepimizin hayatta aslında en büyük sorgusu, suali diğer tarafa gittiğinde de sorulacak şey bu ilk. Hı hı. Niye gittin, niye geldin, görevin neydi? Yaptın mı görevlerini? İşte o görevleri, ben bu dünyaya katacağım katma değeri, neden geldiğimi anlatan en harika şey astrolojik olarak tutulma burcumuz eşittir benim için ruh burcu. Ben ruh burcunu, ya bu aslında benim astroloji literatürüne kattığım bir şeydir, hı hı, semboldür. Ruh burcu tutulma burcumuzdur ve ben bunu çok önemsiyorum ve çözümlemeye haritada burada başlıyorum. Gerçekten %99'a yakın, yani %100 neredeyse araştırmalarım, danışmanlıklarım, sonra aldığım feedbackler,
ve birçok döneyi koyduğum zaman hepimiz natal haritamızın dışında özümüzle, yani ruh burcumuzla yaşıyoruz. Biz oraya atlıyoruz. Mesela şey diyorlar, işte ikizler burcusun ya da aslan, hiç öyle değilsin. Çünkü ruh burcu onu yönetiyor. Ya da işte yay burcu. Gizli kuvvet gibi bir şey bu ruh ya burcu. Çok ya, çok öz. Gizlin de ötesinde bir şey Rümeysa Hacı. O ne biliyor musun? O ne biliyor musun? Öz burcun. Öz ruhun. Seni Allah ilk yarattı. O yaratırken sana üflediği, sana verdiği esmaların kökeni orada yatıyor. Orayı bulup çıkartan kişi hazinesine kavuşmuş oluyor. Dönün bir bakın. Doğum tarihinizden hemen önceki tutulma burcu. Güneş tutulmasına bir bakın. Hangi burçta gerçekleşmiş? E şimdi ne olacak? Tutulma oluyor değil mi? Koç burcunda. E ne oluyor? Diğer güneş tutulmasına kadar, yani koçta doğan çocuklar, koç enerjisinde doğan çocuklar, bu 6 ay içinde doğacak çocuklar, hepsi belli bir misyon, dünyada bir puzzle'ın aynı amaca hizmet eden bir puzzle'ın parçasını tamamlayacak. Şimdi normalde hepimiz bir puzzle'ın parçasını tamamlıyoruz ama koç enerjisine hizmet ederek gelecekler. Önemli liderler geliyor bu tutulmada. Önümüzdeki 30-40 senenin sonrasının liderleri bu tutulmada doğuyor. Çok önemli. Çünkü bu tutulmaya Jüpiter eşlik ediyor. Jüpiter ne demek? Böyle aporetleri falan vardır Jüpiter'in. Komutanları, büyük dünya liderlerini, böyle nasıl söyleyeyim, böyle rütbe almış liderleri düşünelim. Mesela bizim kültürümüzde vardır değil mi? İsim bile hanlarımıza, sultanlarımıza, Atatürk'e isim bir şey başardıktan sonra veriliyor. Apolet gibi. İsimleri katlanarak, rütbeleri katlanarak liderlik veriliyor. O, dolayısıyla bu tutulma bize neyi gösterecek? Dünyayı yerinden oynatacak, çok önemli, dünyaya iz bırakacak, belki asırlar sonrasına iz bırakacak bizim liderlerimiz gibi bir Fatih Sultan Mehmet'i düşünelim. Bir Kanuni'yi düşünelim. Allah Allah. Bir Osman Bey'i düşünelim mesela. O zaman şu Süleyman Şah'ı kalırsa, şu an gebe olanlar daha çok etkilenecek tabii ki. Şu vakitten bu dönemin sonra anneleri, anne adayları, anne adayları geleceğin liderlerini doğuruyorlar, doğuracaklar inşallah. Önemli, çok önemli. Çünkü astroloji haritası bunu işaret ediyor. Tabii. Çünkü Jüpiter orada ve Jüpiter ilahi olan Allah'ın kılıcını alandır, yani Jüpiter Allah'ın kılıcını sallayan ve Allah aşkıyla da ilahi olanla da mistik tarafı da çok güçlüdür. Adalet, hak, hukuk konularında hani böyle Hazreti Ömer'in enerjisinin indiği bir enerji aslında. Öyle düşünelim yani. Bir adalet hükmü inecek dünya üzerine bu tutulmanın etkisinde ve o etkiyi alan çocuklar, işte geleceğin çocukları hak, hukuk, adalet, Allah'ın kılıcı diye böyle çok ilahi ve mistik gücü de yüksek insanlar olacaklar. Çünkü Jüpiter oradaysa, yani ve o 29 derecede bir tutulma gerçekleşiyor, bütün özelliklerini bırakacaktır. Sert olduğunu söyleyeyim. Celal, Cebbar, Kahhar esmaları yeryüzünde hakim olacağı bir döneme girdik. Çok önemli enerjiler var. İlginç değil mi? Öğrendikçe ilginç geliyor zaten. Evet. Birazdan yükselen burçlar üzerine takibini yapacağız ama şimdi güneş tutulması kişiler üzerinde liderleri getirecek diyoruz. Dünya üzerinde bir işaretler var mı? Çok. 6 Şubat depremi, Asrın felaketinden sonra çok fazla astroloji haritalarının bir şeylere işaret edip etmediği tartışıldı. Kimileri net vardı dedi ki sen de evet, ben depremden bir gün önce normalde şey açtığım, Instagram yayını açtığım günlerdir, pazar günleri, ama o gün haritadan ürktüm, açmadım dedi. Evet. Yapmamayı tercih ettim dedin. Şimdi bugün zaten 2 ay öncesi o enerjiyi görmüştüm ve o gün yarın şunu yapın, işte şu iyi gelebilir demek iyi gelmedi. Çünkü o hafta çok kritikti. Çok kritiktir. Yine çok kritik haftalar. 6 Şubat depreminden 2 ay önce gördün sen bir şeyleri. Aslında şöyle, yok 2 sene önce zaten deprem enerjisine girdiğimizi, ülkemizde tetikleneceğini, boğa ay düğümleri geçişlerinde ve boğa akrep tutulmalarında yine böyle başlamıştı, söylemeye başlamıştım. Ama zamanlamasında 3 önemli tarih vardı. Hani yakını o işte bir sene öncesi ve bu Şubat tarihi, Şubat-Mart enerjisi. Bu 3 önemli tarihte tabii biz bilemeyiz ama şunu söyleyeyim. Hani o dönem bir şey olacak. Depremler her zaman oluyor. Bakın bu yetki altında biz depremleri bitirmiş değiliz. Çünkü Plüto'nun kader ay düğümlerine, topraktaki enerjiye özellikle ve boğa
yani Akrep ve Boğa aksına Plüton'un kare açısı var ay düğümlerine. Kadersel etkiler ve Uranüs 2,5-3 yıl daha şeyde, Boğa'da. Uranüs orayı terk etmeden deprem riski her zaman var. Ama orada gördüğüm şuydu. Kolektif kova enerjisinde bir gezegen birikimi olmuş. Kolektif insan yani çok grup enerjisinin ani bir anda ölümleri olabilirdi. Sideral astroloji özellikle çok vurguluyordu. Diyordu ki işte yerin altında uyuyan yılan uyanacak ve kolektifte insanlar büyük kitlesel olarak üzülebilirler. Tabii bunlar geçmiş istatistik bilgilerde alimlerin tuttuğu kayıt bilgiler. Biz de bakıyoruz, aa ona benzer bir enerji var gökyüzünde, olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama gaybı Allah bilir. Biz olabilitesine göre tedbir oluşturalım istiyoruz astrolojide. Yani şimdi oralardaki deprem yerlerinde 12-13'e dayanan binalar yapılsaydı ölüm olmayacaktı ama deprem yine olacaktı gibi. Böyle bir şekilde. Peki bu Koç burcundaki güneş tutulmasında size ne var haritada? Yani söyleyemeyeceğiniz çok, şeyler mi var söyle, yine korktuğunuz yok, şeyler mi var bir söyleyin Allah, ne görüyorsunuz? Şimdi bir kere Rüveyza'cığım şöyle söyleyeyim. Hayat çok kıymetli. Ya yani can, yaratılan çok kıymetli. Yaratılan her şey o kadar özel ve önemli ki Allah hepimizi her şeyi bizim için ve her şeyi birlikte yarattı. Şimdi burada şu iyi bu kötü demek yanlış. Çünkü savaşlar hep vardı ve olacak. O da Allah'ın esmasını işliyor. Ki savaş dönemlerine giriyoruz içsel olarak da. Burada insan olarak bize düşen şu. Biz 26 bin yılda bir olabilecek bir enerjiyi yaşıyoruz. Her an. Şimdi gökyüzünde bir gün geçiyor, tamam mı? O bir gün sonranın tekrarı ta 26 bin sonra gezegen etkisi isabet edebilir. Dolayısıyla her an kaç bin yılda bir gelecek bir an gibi düşün ve o da aslında gerçek an değil çünkü ruh her şeyi farklı görüyor. Şey olarak baktığımız zaman. Aynısını bir daha yaşama imkanı artık yok demek daha doğru aslında. O yüzden aslında. An, hayat, her an çok kıymetli. Şimdi Koç da hayatın kıymetini çok iyi bilen bir şey burçtur. Şimdi geliyor bakın. Hayattır. Endeks diyecek şimdi bir yerlere. Şimdi hayatı Koç gümbür gümbür tadına varıncaya kadar yaşar. Onun için Koç için an önemlidir. Çünkü Koç Allah'tan böyle nasıl söyleyeyim? Çok taze kopup gelmiştir. Saf beyinlidir, saf bilinçlidir. 0-3 yaşını düşün mesela Koç enerjisini. Şimdi burada aslında hayatı çok coşkun, gümbür gümbür, hayat enerjili, girişken, öğrenmeye hevesli yaşayacağımız bir dönem geliyor. Ama ve lakin Koç'un bir de şöyle bir şeyi vardır. Kurban olmaya, Mehmetçiğimizi düşün mesela. Mars'ın yönetiminde askerlerimizi kendini vatan için, kendini bir şeyler için, inandıkları için feda etmeye hazırdır Koç. Böyle siperler korkusu yoktur ya. Böyle kurşunların önüne geçer. Ve Mars enerjisinde maalesef, yani maalesef demeyelim. Tabii ki Allah onu öyle yarattı. Silah, ateşli yaralanmalar, savaş enerjileri, bıçaklar, kan enerjisi böyle. Yani hava biraz böyle olacak dünya üzerinde. Nasıl? Ay düğümleri. Kasvetli mi biraz? Kasvetliydi. Aslında çok yaşam dolu olacak. Çünkü korkular yaşamı coşturur. Yani o kadar uç enerjide yaşayacağız ki korkup ölüm korkusu ya da ölümle burun buruna gelmek o korkuyu yenerek bizi hayatta ve şen tutacak. Aslında hayatlarımıza çok sahip de çıkacağımız bir dönem. Tamam. Hayat daha enerjimize. Net soracağım. Evet. Böyle kitlesel ölümler gibi bir şeylerin işareti savaşlar var mı? Savaşlar var. Savaş işaretleri var. Mesela Koç güneş tutulmasında. Evet. Mesela savaşta kullanılan silahların neticesine göre ateşli silahlar, ateşli yaralanmalar neticesinde bomba enerjileri. Belki bir nükleer enerji ben hep söylüyorum yani dünya üzerinde. Çünkü Koç nedir? Mars'ın enerjisi yanan alev topları düşün. Yanan alev topları dünya üzerinde hakim olacak. Yani bu savaş enerjisini zaten ben canlı yayınlarımda hep söylüyorum. Satürn balık seyrinde de söylemiştim. Bak savaşlar geliyor gümbür gümbür ve biz yurt dışıyla ilgili çok böyle Sırat Köprüsü gibi bir yerden, bir alandan geçeceğiz. Yurt dışı işlerimiz, uluslararası siyasetimiz, sınırlarımızı korumak, topraklarımızı korumak, adaları, Yunanistan'ı, işte Kardak gibi yine krizler gelecek gibi. Şimdi burada devletin çok aklı selim ve çok dikkatli olması gerekiyor ki seçimler de geliyor. Halkın galeyana gelmesi, belki halkın sokağa dökülmesi Allah korusun. Bu sadece bizim ülkemiz için değil.
Tüm dünya ülkeleri, özellikle Satürn balık serinde söylemiştim. Ne dedim? Avrupa ülkelerinde, Fransa'da ve İsrail'de bak başladı, kanıyor, kaynıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde buna benzer olayları çok başlatacağız. Denizler üzerinde de çok önemli yeni adımlara imza atacağız diye bir ifadem vardı zannedersem, değil mi? Denizlerin, yani, denizin hakimi olacağız inşallah. Dedim sen. Biz bakın arkadaşlar, Türkiye o kadar için önemli bir dönemden geçiyoruz ki şu Türkiye'nin bu yıl çok önemli bir yıl. Hep söylüyorum. Şimdi sideral astrolojiye göre baktığım zaman da orada çok daha farklı kadersel etkiler var 6 Temmuz'a kadar. Aklı selim olursak, halk olarak birbirimize tutkun olursak, sen şusun, sen bucusun demeden bu dönem dünyada belki 3. Dünya Savaşı'nı çıkartacakları etkiler gündemde. Biz bunlardan sıyrılabilip vatanı koruyabilirsek Türkiye'nin şahlanarak lider, güçleneceği bir dönem. Ama bulaşırsak bir şekilde ve dengeyi kuramazsak ve biz içeride birbirimize düşersek bu dönem bu dönemin toparlanması ve telafisi yok. Çünkü biz bir de ağır bir deprem atlattık ülke olarak. Yani %30-35 bir ekonomik zorunluluk, sorun, can kaybı, psikolojik travmalar hepsini beraber göğüslüyoruz. Lütfen bu gezegen enerjilerinde öyle tetikler var ki bak mesela tutulmanın 29 derecesindeki tetiğine Mars tetik yapacak bir süre sonra Mayıs'ta, Temmuz'da, Haziran'da çok önemli tarihler var. Eğer biz bu tarihleri aklı selim geçirirsek bu 2 ay çok önemli, o yüzden 2-3 ay. Türkiye'nin önü açılır. Yani, ama tersi olursa? Ama tersi olur. Galyana gelip birbirimize girersek, sokaklara da dökülürsek, kanlar çıkarsa, bilmem siyasi dili unutursak. Üslubu. Üslubu unutursak. Dünyanın yanacağı kasırgaya girmiş olacağız ki kasırgaları da anlatıyor. O girdabın içine bir anda kendimizi bulabiliriz. Çok aklı selim olalım. Şimdi çok şöyle kısaca bir özet geçeceğim. Yükselenlere geçecektim ama son birkaç cümleyle toparlayalım. Şöyle arkadaşlar. Genel yorumlarda, genel bakış açısında neler var? Oraya çok bakalım. Çok önemli. Hemen onlara da bir kısaca değinmek istiyorum. Bir, bu enerji ne dedik? Koç. Asker dedik Jüpiter'le kavuşumda. Hak, hukuk, adalet konularında bizlere hakkımızı, hukukumuzu aramak ve Allah'ın adaletinin indiği, çok kuvvetli indiği bir tutulma bu. Bu tutulmada Allah adaletini öyle bir indirecek ki hepimiz, hiçbir burç, hiçbir insan kaçamayacak. Bugüne kadar ne yaptık, ne yapmadık? Karşılığını bulacağız. Karşılığını çok hızlı bulacağız. Kötülük yapan kötülüğü bulacak, iyilik yapan da karşılığını alacak. Evet. O yüzden bu günler çok önemli. Dün bu tutulma bunu getiriyor yani. Evet. Evet, bu günlerde ne olur birbirimizi affedici olalım, affedelim. Sideral Zodyak'a göre dedim ya, kadersel 6 Temmuz'a kadar çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Hiçbir sorunumuz kalmasın çözülmeyen vicdanen. Eğer o kişiye ulaşamıyorsak, o olaya ulaşamıyorsak gönülden affedelim. Gönlümüzden oturup diyelim ki yani hani affet. Çok yani, derin konular ya. Bırakmayın, 6 Temmuz'dan sonrasında bırakmayın. 6 Temmuz'a kadar çözün. Meseleleri çözün. Çözmezseniz küslüğünüz varsa barışın, hakları helalleyin bir şekilde falan. Düğümleri açın. Dünya ile alacağınız vereceğiniz kalmasın. 6 Temmuz'a Allah'ın kadar. Adaleti niye daha... 6 Temmuz? Şimdi şöyle, sideral zodyaka göre bu tutulmanın etkisinden hemen sonra Aşvini ve Sıvati nakraşaları karşılıklı işler ve oradaki enerjiler birbirinin gezegen ağırlamasını, ay düğümlerini çapraz karşılıyor. Ve orada bir tatminsizlik, enerjinin büyümesi ve sorunların çözümü için önce karışıklık, sonra da net görme verecek. Dolayısıyla eğer biz o 6 Temmuz'a kadar biz iç dünyamızda vicdanımızı rahatlatabilirsek, Allah'ın o koçun enerjisinde indirdiği ve Jüpiteryen olan o tutulmanın etkisinde hak hukuk konularında yani bu işi çok serte bırakmadan Celal Cebbar ve programın başında söylemiştim kahhar enerjileri inmeden biz insan olarak onu dönüştürebiliriz. Anladım. Yani bu bir bence fırsattır. Evet. Ben diyor gerekeni zaten yapacağım diyor sistem. Evet. Ama diyor benim kötü enerjimle o dengeler yerine oturmaz. Sen git bir şuraları toparlamaya bak. Ben de hak edeni hak ettiğini vereyim. İyilikle güzellikle olsun aynen diyor sanki biraz. Aynen öyle. Tatminsiz bir enerji geliyor bakın.
tatmin olmamalı. Yani kafalarımız mı karışacak kafa böyle? Kafa karışıklığı olabilir. Ne yaptığımızı bilemeyebiliriz. Hiçbir şeyden mutlu olmayabiliriz. Lütfen hani dua edelim ve aslında özümüze dönelim. Hı hı. Tatminsizlik enerjisi de iyi bir şey değildir. Çünkü hani biraz şükürsüzlüğe kayabilir. Bir de sevgili dostlar, ailelerimize çok önem vereceğiz bu dönem. Bu tutulmanın etkisinde partnerimiz, eşimiz, dostumuz neyse, aile, beraber yaşadığımız kişiler, birlikte, hep birlikte birbirimize maneviyatı önerelim. Çünkü koç ateştir, öfkedir böyle. Onu ne söndürür? Hı hı. Ne söndürür? Sevgi. Su, sevgi. Evet. Sevgidir zaten. Sevgi, şefkat, böyle kırmadan, incitmeden sahiplenmek ve manevi enerjinin büyümesiyle ne olacak? Biz niye abdest alıyoruz uvuzlarımızda? Hı hı. Elektriklenmeyi, o ateşi enerjimizden, bedenimizden uzaklaştırıp ruhsal yükselmek için. Şimdi bu dönem çok kuvvetli enerji yüklenmeleri olacak böyle. Hani başı enerjisidir ya koç. Koça gelen o öfke, sinir, böyle her yerde tartışmaya açık bir enerji. Onun en iyi ne söndürecek? Manevi kuvvet, manevi güç söndürecek. Hı hı. Bu sebeple bunlara çok dikkat edelim. Kan, kas hastalıkları, baş ağrısıyla ilgili, uykusuzluk, sinirlilik, huzursuzluk enerjileri hakim olabilir. Özellikle bu 1-2 ay ve dediğim gibi Temmuz'a kadar daha vurgundur. Şimdi tutulmaların etkisi 6 aydır, uzun etkisi 2 yıldır. Hı hı. Ama şu 6 Temmuz'a kadar çok vurgulu. Sideral zodyaktan baktığıma göre de çok çok vurgulu olacak. Dünyanın üstüne adalet iniyor arkadaşlar. Ve bu dönem karışacak. Nasıl karışacak? Adalet isteyen ya da ben adaletimi göstereceğim diyen liderler ortalığı karıştıracak. Liderlere de aklı selim diliyorum. Lider körlüğü yaşanacak. Liderler alacağı kararlarda, mesela Hitler'i düşün. Hı hı. Biraz şey, yani kimseyi tanımayan, ben yaparım, ben bilirim diyen bir Almanya'nın ne hale getirdi tüm dünyayı. Kaç milyon insan öldü değil mi? Hı hı. Böyle liderler de çıkabilir bu dönem. Liderler böyle kararlar alabilir. O zaman bu 6 aylık etkisi, bir tutulmanın 6 aylık etkisi dedin ya, seçime denk gelecek. Evet. Seçimde de hak, adalet dedin. Yine hak eden hak ettiğini mi alacak seçimde gibi. De? Evet, evet. Veya bu dönem hakkı gözetmeyen, hakkını verecek. Evet, bu dönem hakkı gözetmeyen çok net cevabını çok hızlı alacak. Yani bir nevi seçimi kaybedebilir. Diyebilir miyiz? Yani hakkı gözetmeyen, böyle bir haksızlık meyilinde olabilen, düşünce yapısında olanlar bütün kayıp yaşayabilir. Siyasi partiler olarak kayıp yaşayabilir. Hak, hukuk, adalet çok gündemde o. Jüpiteryen bir tutulma. Jüpiter adalet getirir dünya üzerine. Güneşle Jüpiter Koç'ta ve şöyle söyleyeyim, burada askerler de çok devrede olacak. Askeri komutanları konuşacağız. Belki askerin müdahale etmesi gereken durumlar olacak. Günümüzde henüz askerle alakalı bir gündem yok ya, asker diyoruz ama Allah saklasın. Bir gece bir sabah uyanabiliriz gibi bir şeyler olabilir. Bir bakarız ki bizim askerimiz bir adaya çıkmış veya bizim... Aynen şey, öyle. Yani Allah saklasın ama her an asker gündemli bir manşetler bir anda televizyon, canlı bağlantılar, şunlar bunlar olabilir. Yani... Çok söyleniyor askeri işaret eden bir şeyler var. Evet, askeri, bakalım ne olacak. Orduyu, komutanları, evet, yöneticileri, liderleri, hı hı, hak, hukuk, savaş ve ülke yönetimi konusunda karar alabilecek her türlü yönetim merciğinden bahsediyorum. Bunların sahada olup önümüzdeki 2 ay, ya aslında önümüzdeki 2 yıl çok kritik. Hı hı. 2 yıl ama çok kritik. Ama ilk 6 ay ve bunun içindeki ilk 2 ay daha da kritik olabiliyor. Peki. Yani bunu ben bir şeye sınırlandırmak istemiyorum. Böyle bir enerji geliyor ve etkisi bitmiyor. Hı hı. Yani 2 yıl bu enerji olacak. Dünya üzerinde İsrail ve Filistin durumlarına baktığımızda oraya da adalet inecek. Dünyanın her yerine adalet inecek bu tutulmanın etkisinde. O yüzden içim çok rahat benim. Yani ben bu tutulmayı hem böyle merakla bekliyorum. Hem de gerçekten adaletin çok indiği ve o anlamda da içim çok mutmain olan bir enerji geliyor sevgili dostlar. Size de öyle olsun. O yüzden bakın şöyle yapalım. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Hepimiz karayız, tamam, bir kere bunu kabul edelim. İyimiz yok, kötümüz de yok. O yüzden birbirimize karşı biz ne kadar affedici, yani Allah affediyor, o kadar hata yapıyoruz, o kadar kusur işliyoruz. Allah bir gecede, bir saniyede her şeyi siliyor yani. Kulum diyor, hani... Estağfurullah, özür çek, özür dile diyor. Yani sen kul olarak bir uzaydan baktığında görünmüyorsun bile. Evet.
Yani şöyle 1000 metre yukarıya çık. Yoksun bile yoksun. Toz zerreci bile değilken. Sen kimsin hani? Sen kimsin? O yüzden neyi işaret ediyorsunuz? Kibirden uzak duracağız. Şimdi Jüpiteryen bir tutturma bak. Artıları var, eksileri var. Hak, hukuk, adalet, güneş, indirirken. Koç burcunda güneş tutmaz neyi sevmez mesela? Neyi yaparsak bizi böyle siler süpürür, kenara atıverir. Hemen söylüyorum. Kibirli olursan. Çünkü Jüpiter orada. Kibri sevmiyor. Gereksiz abartıyı sevmiyor. Bunlardan uzak duracak. Ve kendini ve karşı eziklemeni de sevmiyor yani. Kendini adalet eziklemeyeceğim. Adalet ya işte adalet getiriyor. Kendinin farkına var. Şimdi koç kendinin farkına varacak. Hepimiz var ya niye yaratıldık? Neden yaratıldık? Benim bu dünyadaki görevim ne? Beni Allah hangi donelerle yarattı? Yani şimdi oturuyoruz aynanın karşısında. O şuyum kötü, buyum kötü, şöyle mi, böyle mi, bu falan yapıyoruz değil mi? Haşa. Allah yarattı seni. Sen nasıl kendine bu kötü, bu iyi, bu çirkin diyebilirsin? Sana bir algı dünyası yaratıldı. İşte kaşın şöyle olursa güzel oluyorsun deniyor falan. Kaşın öyle değilse kötü mü zannediyorsun sen? Hayır. Yani işte bunları da bakın, tatminsizlik dedim ya, bu tutulma bu enerjileri sevgili dostlar ne yapacak? Silip süpürür. Tatminimizi yerine koymanın en büyük özelliği, en büyük tatmini oluşturmanın en büyük donesi ve şeyi nedir bizim için? Maneviyat. Evet. Maneviyatı güçlendirirsek bu tutulmanın etkisinden çok güzel bir şekilde faydalanırız. Bir de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Birinci bölümde çok fazla burçlara geçemeden çok hemen vakit kaybettik. Ama şu herkes için geçerli. Yani bunu burçla hiçbir burç istisnası olmayacak sevgili dostlar. Bunları hepimiz uyalım. Kasırgalar. Kasırga bol bol esecek. O yüzden Amerika bir düşündürüyor. Yine bir deprem tetiklenmesi var. Yine bizim ülkemiz için inşallah hani dünya için olmasın ama daha çok Amerika hattı tetikleniyor. Ve Çin ve Amerika arasında ki bu dolara yüklenen, dolara yapılan müdahaleyle borsalar, bankalar çok ciddi bir çöküş. Bu enerji 1929'da gerçekleşti. Büyük buhran enerjisi. Şimdi bu tutulmada ki Boğa'da bu kadar gezegen yığılımı olacak ve Merkür retrosu, Uranüs kavuşumları yani bizi nereye götürüyor ay düğümlerin orada olması bu tutulmada? Sadece koç değil, boğa enerjisini, boğa eşittir borsa, para, bankalar ve finans dünyasında 29 tutulmasına benzer bir enerji var. Çok riskli bir seyir olabilir ve ani şeyler yaşanabilir. İşte dünyada hiç ummadığımız bir sabah bir güne uyanabiliriz. Hepimiz. Hem ekonomik fırtınalar da olabilir. Yani kasırga şeyde de olmayabilir. Yeryüzünde de olmayabilir. Peki gibi. Bir şey daha soracağım. Bir astrolog artık yani sosyal medyada çok paylaşıldı. Kişiyi de çok tanımıyorum hanımefendiyi. Seçime yakın bir cumhurbaşkanı adayının vefat edeceği yönünde falan bir şeyler söylüyor. Evet. Ne söylersin bununla alakalı? Şimdi şöyle tutulmalarda 29 derece analitik derecede olduğu için bir liderleri çok aslında burada ay düğümlerin etkisi Plüton'un ay düğümleri kadersel etkisi biz çok farklı bir dünyaya uyanıyoruz. Dünya düzeni değişiyor. Yeni dünya düzeni gümbür gümbür kuruluyor. Şimdi bu kurulmalarda ve bu tür tutulmalarda dünya liderlerinde bir takım değişiklikler söz konusu olur. Dünya liderlerinin tahttan inmesi. Bu ölümle gerçekleşebilir. Ben iniyorum deyip inebilir. Ne bileyim bir darbe yapılır, indirilebilir. Herhangi yani bir dünya liderini. O noktadan başka noktaya gelebilir. Evet. Yani başka bir şeye, konuma geçebilir. Hani Kaddafi'yi düşün. Dünya liderlerinin ani ölümlerini düşün. Mesela geçen tutulmada kimin haritası tetik almıştı? Ben bunu tutulmadan 2 yıl önce söylemişim. Boğa tutulmasında. Kraliçenin haritası önümüzdeki tutulma seyrinde çok tetik alıyor. Kraliçe ile ilgili olumsuz haber duyabiliriz dedim. Nitekim son tutulmada kraliçe vefat etti. Bizim ve adaylarımızdan da böyle bir şey olabilir mi? Tabii var. Sana göre de o haritada öyle bir şey. Bizim adaylarımızdan da. Şimdi bunu Allah bilir ama. Biz tabii. Ölecek ölemi Allah korusun. Haritaya göre konuşuyorsunuz. Ama haritasında koltuğundan bir şekilde inme enerjisi var. Bizim adaylarımız içinde de. Peki. Ama ben şunu tekrar söyleyeyim. Hani şu aday bu aday demeden, şu parti bu parti de demeden. Bizim ne olursa olsun hükümetler gider, devlet kalır. Tabii ki. Biz güçlü bir devletiz. Biz derin 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 devletiz. Hükümet gider, devlet kalır. Hiç sorun değil arkadaşlar. Her şey olabilir ama biz birbirimize ve devletimize her koşulda sahip çıkmak zorundayız. Çünkü Türkiye son kale.
İslam coğrafyasının, düşkün halkların, eziyet gören halkların son kalesi. Bugün hiçbirimizin artık normalleşti. İsrail bomba patlatıyor her Ramazan. Filistin'de bir sürü kişi gidiyor. Daha neler gidiyor? Suriye'de, Irak'ta zaten çok büyük bir kıyım yok muydu? İşte bu tutulma etkisinde dünyada kasırgalar, hem silahlı hem coğrafi, ekonomik çok önemli şeyler geliyor. Biz burada çok güçlü durabilirsek, birbirimize böyle sırt verebilirsek, dünyada mazlum halkların yükselişinin dönemi başlayacak. Anadolu'nun uyanışı başladı zaten. Bizler bu uyanışa öncülük eden insanlarız. Sen de öylesin. Anadolu halkı olarak Konya'dan. Hı-hı. Yayın yapıyorsun. Hı-hı. İnşallah ben, öyleyizdir. Yani çıktım köyümden gerçekten astroloji öğreneceğim ilim diye benim gibi bir sürü insan, bir sürü alanında neler oluşturduk son 20-30-40 yıl içinde. Tabii. Yani Türkiye'nin bu sadece 10-20 yıl 30 yıla yayılmış bir şey de değil. Bakın bu bir uyanış bir 5 yılda, 2 yılda, 3 yılda olmuyor. Bu bir medeniyetin tekrar kuruluş enerjisi. Inşallah. O yüzden ben lütfen aklı selim olalım. Lütfen ötekini sen şusun diye ötekileştirmeyelim. Senin canın o ya. Hı hı. Aynı topraktan, aynı candan, aynı kökten besleniyorsun. 20 kök ötene git, aynı dedenin torunusun mesela. Yani nasıl bu kadar ötekileştirebiliriz? Peki. Yükselen burçlara geçmemiz lazım. Bayram günü de inşallah bu birlikteliğimize vesile olsun. İnşallah. Hepimizin bayramı da mübarek olsun. İnşallah. Peki. Hemen başlayalım. Evet. Yükselen koçlar diyeceğiz. Sevgili yükselen koç. Burcuna göre anlatıyoruz. Lütfen yükselen burcunuza göre takip edin. Bayramı birinci gündeyiz. Dün 20 Nisan'da Koç burcuna güneş tutulması gerçekleşti. Etkileri neler olabilecek işte onları anlattık. Peki burçları nasıl etkileyecek? Yükselenlere göre anlatıyoruz. Evet. Yükselen koçlar. Sevgili koçlar, hayatının her şeyi değişecek. Bir kere bu enerji altında, bu tutulmanın etkisinde öncü burçlarda koç, terazi, oğlak, yengecin 25 ila 30 derecesinde. Sabit burçların da aslan, kova, boğa ve akrebin ilk 9 derecesinde. Gezegeni olanlar bu tutulmadan şu anda zaten 1,5 ay önce başladı. Gümbür gümbür etkilenmeye başladılar. Hı hı. Ve bu tutulmadan en çok etki alacak kişiler, onu söyleyeyim. Ama transit sırası gelince hepimiz etkileneceğiz. Ama en kuvvetli bu burçlar gümbür gümbür etki alıyor. Ve tutulmalar ne dedik? Senin neden doğduğunu, niye doğduğunu, bu dünyaya niye geldiğini seni o noktaya götürmek için sana yol ayrılıkları verir. Trafik lambaları gibi düşün. Hı hı. Kadersel dönüşümler. Yani hiçbir kulun müdahale edemeyeceği. Mesela babam vefat etti. Hı hı. Mesajım. Gani hı hı. Gani Allah rahmet eylesin. Aa. Müdahale edebildin mi? Hayır. Edemedim. Elimden geleni yaptım ama... Evet, kadersel enerjiler, bunlar doğumlar, ölümler, taşınmalar, kazançlar, rızıklar, evlenmeler, boşanmalar, şehir değiştirmeler, her şey. Yeni bir mesleğe adım büyük. Atmalar. Evet. Ya şurada önünde iki tabak vardır, birini yemeyi tercih edebilirsin. Bak, o senin cüz-i iradendedir ama değiştiremeyeceğin kader, işte tutulma enerjisinde. Koçta oluyor, birinci evinde. Hı-hı. Ne yapacak? Dolayısıyla koçlar geri dönüşülmez bir, döndürülemez bir yola girdiler. Hayat, Allah onları ne için yarattıysa akli selim olarak düşünüp eğer iradelerini kullanabilir, kararlı odaklı bir şekilde yeniliklere yer açıp haydi bismillah deyip Allah'ın iradesini üzerlerine giyip yürürlerse kazanırlar. Yani günümüz ifadesiyle seni biraz daha bu noktaya çekmem lazım. Çünkü Emine benim bu noktada ne söylemek istediğimi anlıyor ve kırılmayacağını, yanlış anlamayacağını da bildiğim için şimdi yükselen koçlar merakla bekliyor. Bize nasıl etkisi olacak? Yenilikler getirecek. Hı hı. Peki biz kendimizi buna hazırlayalım demiş olacağız. Biraz daha bu cepheden baktığımız zaman yeniliklere hazır olun yükselen evet, koçlar. Yeniliklere yer açın. Tamam. Yeni olan her şeye yer açın arkadaşlar. Geçmiş geçmişte kaldı. Köklü değişiklikler olabilir hayatınızda ki evet, muhtemelen olacak. Direnmeyin. Fırsatları kollayın. Çok inanılmaz iş. Sizin temel çatınız koçlar. Teraziler, oğlak ve yengeçlerin çatı enerjisi değişiyor. Bu ne demek? Hepsinin ve koçlar da başında bunun zaten. Hı hı. Aşk, ilişki, yerleşim, iş, rızık hepsi komple değişiyor. Girmeye konu kalmadı. Bir de çatı enerjisi, bir de yengeci de koydu araya. Ben de varım. Şimdi hadi bakalım ne olacak? Şimdi ne oldu? Şöyle bir şey değişmese bile alanıyla ilgili güncellemeler, yenilikler gelir. Hı hı. Mesela ne bileyim evinde bir şeyi değiştirmek ister, boyatmak ister. Yenilenin. Yenilen,
Sana diyor ki yenilen, yeni fırsatları kolla, yeniliğe yer aç. Odaklı ve kararlı bir şekilde yürü diyor. Ama ve lakin şimdi tutulma olacak. Yenilik enerjisi de gümbür gümbür geliyor da Merkür Boğa'da gerilemeye başlayacak. Tutulmanın, tutulmaya sebep olan ay düğümlerinin olduğu evde. Hı hı. Çok önemli bu. Hı hı. O zaman diyor ki karar alırken hemen 10 Mayıs'tan sonrasını bekle yenilik için. O yenilikler olacak ama ben yeniliğe başlıyorum deyip hadi bakalım acil, yeniliğe hazırlandığım çok değil acil mi? Değilse çok acil değilse 10 plan Mayıs'ın program sonrası. Yapın. Hı hı. Çok acil değilse bir şeyler 10 Mayıs'tan sonrasını bırakın. Çok acil gelen olaylarda tabii ki yapacak bir şey yok. Büyük bir iş fırsatı gelmiş. Ne bileyim taşınman gerekti acil. Ameliyata gireceksin acil. Hı hı, o zaman hı. Yani ben bu dursun diyemezsin. Ama böyle planlı programlı yürümek gerekirse planla programlı yapın. 10 Mayıs'tan sonra harekete geçin. Bunları hangi yükselenler için söyledin? Koç. Bu bütün burçlar için geçerli aslında bu. Hı, ama daha ama çok Koç, Yengeç, koçlar. Oğlak ve Teraziler. Hı hı. Bunlar için koç, geçerli. Yengeç, Oğlak. Bir kere parayla ilgili çok önemli enerjileri var. Hı hı. Yükselen Koçların. Temkinli olun. Parayla ilgili çok temkinli olun. Hı hı. Yükselen Koçlar yenilik yapıyorum diye de hop ani ve kontrolsüz risklerden, birilerine borç vermekten, işte nasıl olsa gelir aman olsun demekten kaçının. Çünkü parayla ilgili ciddi imtihanlar var. Para enerjiniz de çok değişecek. Bu illa olumsuz olarak görmeyin. Hı hı. Çok büyük rızıklar geliyor. Siz Allah'tan yeter ki isteyin, sebebini işleyin diyor ki ayet-i kerimede. Geceyi dinlence gündüzü rızık için kıldık biz diyor. O zaman uyku saatinize dikkat edin. Bu onu da söylüyor yani. Gece uykunu demin al, gündüz rızkının peşinde koş. Sebebini işleyenler için çok güzel dönüşümler var. İş, kariyer fırsatları, kariyerde büyümek, parayla ilgili çözülemeyen birçok problemin çözüldüğünü görebilirler bu dönem koçlar. Rızıklar böyle bol bol yağacaklar, inşallah toplasınlar diyorum. Peki. İlk ilişki anlamında da hemen söyleyeceğim. En çok burayı merak ediyorsunuz, hiç oraya gelmiyor değil mi? Tamam. İlişkide lütfen karşı tarafı koçlar sahiplenici ama kırıcı olmadan sahiplenici bir enerjide. Koç ben bağımsız olmayı ister. Şimdi teraziye ay düğümü değişecek falan. Sen ben ilişkileri dünya üzerinde bayağı bir hakim olacak. Bol bol ilişki konuşacağız zaten. Hı-hı. Bu tutulma Mars ve Venüs'ün aşkı ya. Hı-hı. O zaman ne yapacak? Aşkı çok konuşacağız. Koçların aşk hayatları çok hareketleniyor. Çürüyen, sıkıntılı ilişkiler varsa bitirmek için güç alabilir, bitirebilirler ve yeni aşklar da kapıda koçlar peki. için. Böyle geçmem bir lazım var. Bu aya. Daha ikinci bölümde kalan 11 yükselen burcu nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Hep böyle söyler ama bazen yetiştiremediğiniz zamanlarda oluyor. Yükselen boğalar. Oh, 12. evde bir tutulma. Gece uykusuzlukları yoğun gelebilir. Baş ağrılarına dikkat etsinler. Bol şifa çalışsınlar. Maneviyatlarını inanılmaz derin tutsunlar. Boğaların içsel derinlikleri, Allah'a ulaşmak ve manevi derinlikleriyle ilgili güzel gelişmeler ve sistem onları oraya çekecek. Yani diyecek ki sen çok maddedesin, biraz böyle hani topraktı, paraydı çok düşünüyorsun. Ya biraz da mistik takılman gerekiyor. Bu tutulma koçların, boğaların, koç 12. ev enerjisi. Dolayısıyla boğaların manevi enerjilerini yükseltecek. Dua, niyaz, alternatif tıp yöntemleri, bütünsel tıp bakış açıları, ne bileyim işte belki bir yoga, meditasyon, bu enerjilere çok açılacaklar. Bol şifa çalışacaklar. Hayatlarının düzene ve dengeye koymak için ve sağlıklı bir bedene ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapacaklar. Para ve kazanç konuları muhakkak değişecek boğaların. Çünkü 12. altı ev aksında manevi derinliğe ağırlık verdikçe rızıklarının da çok açıldığını görebilirler bu enerjide. Birçok sırra da vakıf olacaklar. Hayatı çok sorgulayacaklar ve gelir yollarını da sorgulayacaklar. Bu dönem onlar için böyle biraz da maneviyat, para, kariyer ve kazanç yollarıyla ilgili gelişmeler çok fazla olacak. Aydınlanma ve uyanış yaşayacaklar boğalar. Bir de boğalar için hemen 5 Mayıs'ta akrepte ay tutulması gerçekleşecek. Bekar boğa kalmayabilir. Yine evlenmek için güzel, çok ani fırsatlar çıkabilir. Evli boğaların da evlilik hayatlarında değişimler söz konusu. Belki evliliklerini daha lezzetli bir konuma taşımak isteyecekler. Böyle daha dinginleşip, böyle başların yeni oturduğu, sakinleşildiği gibi böyle diyelim. Hayatının her anlamından boğa tat almak isteyecek. Zaten tadı seven bir burç yani. Hani evliliklerine de başka bir boyut getirebilirler.
başka bir pencereden bakıp güzelce yürütebilirler diye düşünüyorum. Birinci evlerinde bir de Uranüs ve Merkür gerilemesi ve Uranüs'ün kavuşumu, oradaki enerjide onların temkinli olması gerekiyor. Bu özellikle bu 10 Mayıs'a kadar süreçte çok temkinli olması gerekiyor. Ani kararlardan kaçırsınlar diyorum. Peki, reklama gidelim hızlıca. Hazır mıyız reklama gitmek için? Reklama gidelim. Reklam sonrasında yükselen burçlar üzerinden Koç burcundaki güneş tutulmasını anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz efendim. Reklam dönüşünde de tekrar işte nereden? İkizlerden devam edeceğiz. Şimdi reklam sonrasında buradayız. Yükselen burcuna göre anlatıyoruz. Bunu tekrar hatırlatalım. Dönüşte görüşeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Reklamı geride bıraktık. Tekrar birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen yükselen burçlardan Koç burcunda gerçekleşen güneş tutulmasının etkilerini anlatmaya devam edeceğiz. Yükselen burcunuzu bilmeyenler hemen baksın internetten öğrensin, ama acele edip de yanlış da öğrenmeyin. Onu böyle güzel siteler var. Oradan öğrenin. Eğer ki kaçırdıysanız yükselen burcunuzu YouTube'dan da izleyebilirsiniz demiş olalım. Yükselen ikizlerdeyiz. Bu güneş tutulması yükselen ikizleri nasıl etkileyecek? Bir kere 11. evlerinde bir tutulma gerçekleşiyor. Yükselen ikizlerin gittiği yön farklılaşacak. Bugüne kadar hangi yöne, hangi gelecek hedefine, hangi umuda tutunduysa onlar bir yer değiştirecek. Başka bir şey geliyor ve burada hani muadili geçmiş, işi bitmiş gelecek hedeflerinin peşinden koşmalarına gerek yok. Yenileri geliyorsa yenileri açılsınlar ki esnektir zaten ikizler. Muhtemelen çok hızlı adapte olacaklardır. Cesur, net, aktif kararlar alacaklar. Birçok grup enerjisi de değişecek. Birçok arkadaşıyla belki yol ayrılığına gidecek. Yeni arkadaşlar, yeni grup enerjileri gelecek ki onları hayat amaçlarına taşıyabilsinler. Aşkları değişiyor ikizlerin. İkizlerin aşka bakış açıları da değişiyor. Muhtemelen daha çok parti, daha çok dışarıda gezeyim, daha çok... Bak sen yükselen ikizlere şimdi. Evet. Şimdi ne olacak? Dışarıda gezeyim diyenler böyle daha çok evde bireysel takılmayı tercih edebilir. Daha çok evde vakit geçiren, böyle biz bize olalım diyen ikizler, yükselen ikizler de grupların içine girebilir. Yani tam bir yön değişikliği getirecektir bu tutulma. O yüzden ikizlerle ilgili parasal konularında da enerjiler güzel. İş ve kariyer enerjileri zaten Satürn 10. evlerinden geçtiği için diyor ki onlara, zaten gelecek hedeflerini de değiştirecek bu tutulma. Doğru kariyer hedefleri koy, sağlamcı, uzun vadeli. Ben de diyor parasal olarak sana destek vereyim. Ama diyor sen bu yanlış hedefler koyar, yanlış arkadaşların peşinden gidersen 30 yılda acı çekersin. Bunu da buraya yazıyorum. Uyarısını da yapıyor yani. Dikkat edin diyorum. Valla iletişim ve ilişkilerde yenilikler, şanslar çok güzel yükselen ikizlerin. 12. evinde şu dönem biraz şey var. Biraz böyle temkinli olması gerekiyor yine. Çok düşünecek. Bir şey için ani karar vermesin. Ve birçok sırra da yine arkasından konuşanlara, onlar için kim ne yapmış, kim ne etmiş, iyi veya kötü önüne geleceği bir dönem. Merkür 12. evden geçerken sırmır bırakmayacak. Kendi hayatlarıyla ilgili de birçok sırrı ortaya da çıkabilir. Bunu da buradan belirteyim. Sırlarıyla yüzleşecek. Yüzleşsin, kurtulsun. Bu enerji Koç enerjisinde de zaten adil bir dönem geliyor. Vicdan önünde rahatlasın, keyfine baksın. Yoksa vicdan yükleri insanları uyutmuyor. Problem yani orada. Vicdan yükü çok ağır bir şey bu dünyada. Bu dönem onunla ilgili, temizlenmekle ilgili güzel tetik alıyorlar. Hayırlı olsun diyorum. Peki. Yükselen yengeçler. Evet. Neler oluyor anlatın. O hazırım. Dedik ya işte önce akslarda. Yengeçte çok kuvvetli değişen bir enerjide. Rutinleri değişiyor. Bütün öncülerin. Bunun içinde yengeç de var. Yani Koç, terazi, oğlak ve yengeç ne yapıyor? Hayatları değişiyor. Belki taşınmak isteyecek, belki bir anda evlenecek, belki bir anda çocuk yapmak isteyecek, belki bir anda boşanmak isteyecek, aile büyüklerinin sağlığıyla ilgilenmesi gerekecek, gayrimenkul işler de dahil, ama en çok bunların hepsinin içinde yengeçlerin statü ve kariyerleri değişiyor. Toplumdaki statü ve kariyer nasıl değişir? Bir kendi ediniminle, bir de ya evlenirsin ya boşanırsın bununla. Ya biri sana bir görev tevdi eder. Ama büyüyor. Yani statünün büyümesi söz konusu burada. Çünkü orada Jüpiter büyüten bir enerjide olduğu için. Yani statü olduğu konumdan üst konuma geliyor. Evet. Onu söyleyelim. Terfiler söz konusu olabilir. Kariyerle büyüme söz konusu olabilir. Kariyerden dolayı taşınmalar söz konusu olabilir. Güzel, önemli enerjiler var. Yengeçlerin hayatlarının bütün rutini değişiyor bu tutulmada.
Yani şu mu bu mu demeyin aslında. O kadar geniş bir alan var ki burada. Kariyer değişiyorsa o zaman maaş da değişiyor. Maaş değişiyorsa belki yaşadığın çevre de değişiyor. Zevklerin de değişiyor. Belki bir yere taşınacaksın, orada birini bulacaksın, aşık olacaksın. Yeni tanıma, yeni insanlar tanıma fırsatları çok geliyor. Ve o yeni insanların içinden de kendilerine bekar olanlar eş seçebilirler. Çünkü bu anlamda da bol bol ilişki getiriyor yengeçlerin hayatına. İlişkileri çok olacak bu dönem. Yuva kuracaklarını düşünüyorum ben. Yuvada problemi olan yengeçlerin düzene girecekleri. Bir şu iki ay çok karışarak ondan sonra artık neyse o düzen. Hani boşanma kararı mı yoksa devam ettirme kararı mı? Bununla birlikte, bu tutulmanın etkisiyle birlikte artık rahatlayacakları bir döneme giriyorlar. Bu anlamda da güzel, en güzel enerjiyi de vereyim ben. Para kazanç yolları artacak. Yengeçler, evet. Yükselen yengeçlerin. Para enerjilerinde güzel gelişmeler söz konusu. Para fırsatlarını kollasınlar. Sağlık, hadi bir de sağlıktan bir şeyler söyleyelim. Var mı notların arasında? Yengeçlerin hemen bakıyorum. Bu dönem sağlıklarıyla ilgili de önemli gelişmeler var ama iyileştirici bir etki olduğunu düşünüyorum. Birçok yengeç şimdi yayın enerjisinde ve Jüpiter'de orada bir şey getirecek. Yani sağlık alanına da bir, nasıl söyleyeyim, bir genişleme, büyüme ve ferahlama getirecektir. Daha çok baş ağrıları yengeçler için muzdarip olabilir bu dönem. Güneşle birleştiği için. Biraz buna dikkat etsinler ama bence şey, varsa bir sağlık problemleri iyileştirmek için bu tutulma onlara güzel gelişmeler getiriyor. Peki geçtik, yükselen 9. Aslanlar. Koç'ta tutulma var. Bu ne demek? Yükselen aslan burçlarını nasıl etkileyecek bu güneş tutulması? Aslanlar bugüne kadar yapamadıkları her şey için %100 cesaret buluyorlar. %100 kendilerine güven buluyorlar. Aslan genelde kendine güvenlidir ama aslan dedim ya, onun hakkı olduğunu düşündüğü şeye yürür. O yüzden birçok fırsatı da hakkı olmadığını düşünerek kaçırabilir. Şimdi aslanlara öyle bir enerji ve cesaret geliyor ki, ya ben bunu yaparım, bunu da hak ediyorum, bu da benim hakkım deyip yürüyecek yaldır yaldır. Bunların içinde her türlü konular, özellikle para ve finans konuları, iş ve kariyer konuları, eğitim konuları çok gündemde olacak. Yurt dışı işler, yurt dışı seyahatler, hak, hukuk, adalet. Varsa bugüne kadar hakkını alamadığını düşünüyorsa aslanlar hakkını alacak. Ve onlar için eğer varsa dava açmaları gerekiyorsa bir yere, hemen önermiyorum, 10 Mayıs'tan sonra öneriyorum. Onu da unutmasın. Bütün burçlar, bütün başlangıçlar için 10 Mayıs'tan sonrasını tercih edin. Bütün burçlara yenilikler gelebilir ama yenilikler iyiymiş, bu süreç için doğru zamanmış diyerek de hemen hızlı hareket etmeyin. Yapacağınız yenilikler çok elzem değilse, yani ameliyat beklemez, olmanız lazım, aciliyeti var, tamam, ama evin badanasının boyasının değişmesi, renk değişimi biraz bekleyebilir, 10 Mayıs'tan sonrayı bekleyin diyoruz bununla alakalı. Ve aslanlar hak hukuk konularında ne hak ettilerse bugüne kadar alacaklar. O konuda da emin olsun, içleri mutmain olsun. Hak hukuk onlara hak ettikleri bütün şeyler, enerjiler, o güzel enerjiler gelecek. Bugüne kadar çok çalıştım, emek verdim, hakkımı alamıyorum, yok. Bu tutulmanın onlara bol bol rızık vereceğini düşünüyorum. Aşk. Ve aslanlar. İşte ona gelelim. Aslanların aşk evinde kadersel dönüşüm var, ilişki. Aşk evinde orada ay düğümleri tetikliyor ve Plüton'un enerjisinde birçok aslan ilişkilerini sorgulayacak. Hali hazırdaki ilişkilerini çok derin sorgulamalar ve kadersel dönüşümler var. İlişkileriyle ilgili yol ayrılıkları olabilir. Ya da dediğim gibi bekarsa ani evlilikler de gerçekleşebilir. En çok boşanma yaşayabilecek gruplardan bir tanesi. Yükselen aslanlar bu dönem, bu sene içinde çok kuvvetli bir enerji var. Çünkü hem mahkemelere taşınıyorlar, hem de 7. evlerinden Plüto geçiyor. İlişkiler konusunda hak ettikleri adalet yerine geliyor. Bugüne kadar ben zulüm gördüm, ben sıkıntı çektim, ben bana yapılmayan kalmadı diye bir aslan varsa bugünden sonra hakkını alacaktır diye düşünüyorum. Peki sağlıkla İlahi ilgili bir olarak şey söyleyecek miyiz yükselen aslanlara? Sağlıkla ilgili önemli gelişmeleri var. Çünkü aslanlar zaten sağlıkla ilgili geçtiğimiz dönem çok sınandılar. Şimdi Plüto karşıt 1. evlerine enerjiyle çok güçlü bir enerji bırakıyor. Dolayısıyla bu enerjiyi sağaltım yapabilmeleri için bol bol topraklanma yapsınlar. Doğada yürüsünler, ne bileyim suyla temas etsinler, nefes çalışsınlar. Bağ bahçe dönemi de geldi, çıkın bağ bahçeyle ilgilenin demiş olalım. Şimdi Plüto karşıt evlerine, 1. eve, sağlığı yöneten eve bir karşıt enerji, sağlıkları dönüşecek.
Birçok aslan şifalanacak da, onu da söyleyeyim. Uzun zamandır zaten sağlıkla sınanıyorlardı. Hı hı. Kendilerini şifa enerjisini açsınlar. Şimdi enerji gelir, sen onu nasıl yöneteceksin? O sana bağlı bir şey. Gelir, sen o enerjiyi eğer atalet yapıp atamazsan üstünden, sen de negatif enerjiyle daha çok hasta eder. Hı hı. Dolayısıyla Plüto orada çok güçlü bir enerji çakıyor. Bu enerjinin boşaltılması şart. O yüzden aslanlar zaten koç tutulması nedir? Hepimiz için. Bütün burçlar ve aslanlar için de söylüyorum. Koç ne der biliyor musun? Kası ve kanı yönettiği için kanını temiz tut, kaslarını da hareket ettir. Hacamat yaptıralım. Ay ağzımdan aldım gerçekten. Hacamat yaptırsınlar. Öğrendim artık evet. Hepsi hacamat yaptırsın. Şu dönem hacamat dönemi. Neden? Yaptıralım. Çünkü koç zaten kan ister. Hmm. Kurban ederiz ya biz. Koçu kurban ederiz. Hı-hı. Tamam mı? Yani hı-hı, dinimizde de yeri var. Koç kan ister. Kanı çıkarmak için kan verin, hacamat yaptırın, sülük yaptırın. Çok önemli. Tüm burçlar için söyledik. Tüm burçlar bana için. Şu an aslan konuşuyoruz ama tüm burçlar için söylüyorum. Ve bir de kanın temizliğini nefes sağlar. Bol bol nefes alıp versinler. Nefes egzersizleri yapsınlar. Doğaya şimdi çıkın, artık baharda yürüyün. Her bilgi her yerde var. Ciğeri temizleyin, o da temizlesin kanınızı demiş aynen olalım. Aynen, açın televizyonlarınızdan lazım. Nefes çalışmaları yapın. Hem aslanlar hem de tüm burçlar. Kan temizliği, kas hareketi çok önemli. Kaslarınızı hareket ettirin. Bu dönem bakın sağlıkla ilgili bir uyarı vereyim. Bütün burçlar için. Kan ve kas hastalıklarına çok rastlayacağız. Bu tutulmanın etkisinde. Mars kası ve kanı yönetir. İkisinin problemini çok görebiliriz. O yüzden ikisinin temizliği için ben şifa kaynaklarını öneriyorum. Peki, bu, hacamat, nefes ve doğru gıda. Güneş tutulması etkisi böyle bir hafta önceden falan da başlar mı? 1,5 ay öncesi. Çünkü çok yakın ve çok kıymet verdim. Çok önemli bir arkadaşım, dostum. Bir anda öğrendim ki çalışma yaptığı anda kolu tutmamış. Pıht atmış. Yani baksanız kişide ne kilo var, ne sağlıksız beslenen bir kişi, ne alkol, ne sigara, hiçbir şey kullanmıyor. Ama pıhtı, yani kan dedin ya. Hani evet, bir hafta önce falan duydum ben bu konuyu. 2 hafta önceden başlar şimdi diyorsun. Şimdi onun çok kısa bir şeyine değineyim mi ben mindfulness'ta etkisine? Şimdi koç enerjisi, cesaret enerjisi, böyle hayatta kalma enerjisi, kaç savaş enerjisini tetikleyecek. Dolayısıyla vücutta kortizon artacak. Hepimizin hala da var yani, zaten son 20 yılda telefonla tetiklendiğimiz için bu çok fazla. Bu enerji ne yapıyor biliyor musun? Beden onu o şeyi aldığı zaman, hormonu, diyor ki hala biz ilkel beyinle hayatta kalıyoruz. Diyor ki ben diyor hayatta tutunabilmem için bir tehlike geldi. Kanımdaki hormon beni uyardı. Bir yerden aslan çıkabilir, beni yiyebilir, örnek veriyorum. İlkel beyin böyle düşünüyor. O kortizonu aldığı zaman sanki onu birileri öldürecekmiş gibi hissediyor. Ve hemen ben diyor kanamaya maruz kalırsam diyor, kanım çok akacağı için bizim bizi yöneten ilkel tarafımız. Birazcık kanımı koyultayım diyor. Aynen, ben kanıma diyor bir koyuluk katayım, hemen sedimentasyon değerini yükseltiyor. Dolayısıyla kan ölmeyeyim diye, ortada hiç tehlike bile yokken kan kendi içinde koyulaşıp pıhtı atmaya müsait hale geliyor. Zaten kan koyulaştığı için hepimiz şu an televizyonların başında, herkes, hepimiz o kadar çok tetiklenen, kortizol salınımı yüksek olan bir dünyada algı operasyonuyla yaşıyoruz ki hepimiz koltuğumuzdan kalkmaktan mecalimiz kalmıyor. Hareket edemiyoruz. Hı-hı. Atalete düştük. Bunun nedeni aslında çok beslenme bir kısmı. Bunun nedeni kortizol hormonu ve tetiklenme. İşte bu Mars tutulması kortizol hormonlarımızı çok güneş fazla tutulması. Koç'taki güneş tutulması kortizon hormonunu çok fazla salgılatacak. Hı hı. Dolayısıyla biz daha çok kanımız koyulur. Kan ve kas hastalıklarını çok fazla yaşayabilir, duyabiliriz çevremizde. Ve halsizlik, dermansızlık, buna çok maruz kalabiliriz. Dikkatli olun. Hızlanmamız lazım Sayın Baran. Evet. Yükselen Başaklar. Başaklar, 8. evde bir tutulma var. Bugüne kadar borcunu olup da ödemeyen Başak varsa vay haline diyorum. Yükselen Başak, lütfen. Evet. Başak burcuyum diye oradan dinlemeyin. Yükselen Başak burçlarına göre anlatıyoruz. Niyetinizi borcunuzu ödemeye doğru yöneltin. Hı hı, borçlarınızı ödeyin. Borç yapabilirsiniz. Burada borç yapmak bir şey değil ama iyi borç mu kötü borç mu? Borcu alıp çarçur harcıyorsanız
bu sizin için iyi borç değildir. Ama borç alıp yatırım yapıyorsanız eyvallah. Bunlar bu konuda destekleneceksiniz. Hı hı. Gelir kaynaklarınız, başkasından gelen gelirler, eşten, partnerden, ortaktan gelen gelirlerde değişimler söz konusu. Muhtemelen destek alacaksınız. Ortak hesaplarınız coşabilir. Ama dediğim gibi burada parayı har vur parman savurmak değil, faydalı şeyler için kullanın. Manevi, hı hı, enerjileri başakların çok inanılmaz büyüyor. Çok okült alanda eğitim alabilirler, kendilerini geliştirebilirler. Ölüm ötesine çok kafayı takıp merak edip böyle ilahi olarak güçlenebilirler. Sağlıkla ve varlıkla sınayacak Allah onları. Bu illa olumsuz değil sevgili başaklar. Bazı başaklar, yükselen başaklar, sağlıklarını kaybedip Allah'a yaklaşabilir. Bazı yükselen başaklar da çok sağlıklı, çok varlıklı olup Allah soracak, yani nerede sağlığını harcadın, paranı infak ettin mi mesela. Bunun gibi sağlık ve varlıkla her iki uçta da sınanabilir. Dikkat etsinler diyorum. Aşk. Aşk ve cinsellik konuları hayatlarında çok aktif hale geliyor. Birçok başak bu enerji altında çocuk yapma enerjisine gark olabilir. Bunun için bekarlar evleneyim çocuk yapayım diyebilir. Evliler için zaten bu enerji çok yüksek bir enerji. Libidoları da artacak ki başaklarda çok olası bir şey değil. Hani daha onlar hayatta çalışayım derdindelerdir. Ama bu dönem onların daha böyle aşka, duygulara, yoğun duygulara çekildiği bir dönem olacak. Hayırlı olsun diyorum. Peki yükselen teraziler? Evet, 7. evde bir değişim dönüşüm, orada bir tutulma gerçekleşiyor. İlişkileri muazzam dönüşüyor. Birçok tanıdığıyla yollarına. Bu aşk ilişkisinden bahsediyorsun. Yükselen, evet, terazilere geldi hem bu. Hem her türlü ilişki. Ama en çok buraları merak ediyoruz aşk ya. Tamam. Şöyle her türlü ilişkisi terazilerin değişiyor. Birçok kişiye yol verebilirler. Çok zor dönemlerden yani ayrılış, geçiyorlar. Ayrılıklar. Çok zor dönemden geçen teraziler için problemli ilişkilerin kopma enerjisi geldi. Ben hayatımda bununla baş edemiyorum, bu ilişkiyi yürütemiyorum, bu ortaklığı yürütemiyorum diyorsanız kopmak için güzel fırsatlar gelecek. Bunları değerlendirin. Ama ve lakin bekar teraziler. Kalmayacak bekar herhalde. Bütün teraziler için bir partner diliyorum. Bu enerjide yoğun bir senenin başında bu sene evlilikten yana şanslı olan burçlara terazi ilk sırada yazıyordu. Evet. Bu güneş burcu tutulmasından dolayı mı? Evet. Ha, şimdi ne alaka diyorum ben? Terazi niye? Şimdi gökyüzünde önümüzdeki iki yılın Venüs'le Mars'ın dansı var. Bu ne demek? Venüs eril, Mars eril, Venüs dişil. Dolayısıyla bu ikisinin dansı olacak. Dolayısıyla önümüzdeki iki yıl duygular, aşk, sevgi, bunlar fora olacak. Çok fazla duyacağız. Çok fazla düğüne gideceğiz gibi görünüyor. Bunlar da en fazlaları evet, da bu evet, evet, doğru, şey aksları. Şu an listede Koç, öyle bir var ki gidilecek liste. Gerçekten Koç, terazi, oğlak, yengeç aksı. Peki sağlık, yükselen terazi için var mı bir şey? Tabii ki dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlık 12. evlerinde önemli bir enerji var burada. Şifa bol bol çalışsınlar. Sağlıklarına dikkat etsinler. Anlaşma, sözleşmeyle ilgili de sağlıkla birlikte her şeye imza hemen atmasın yükselen teraziler. Çünkü anlaşma sözleşmelerde özellikle 10 Mayıs'a kadar bir sıkıntı söz konusu olabilir. Çok dikkatli ve temkinli davransınlar diyorum. Sağlıklarıyla ilgili terazilerin yani bağımlılıklarına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Bağımlı oldukları bir şey var mı? Bunları bir gözden geçirsinler ve o konuda eğer ben şuna bağımlıyım diyorsa bunun bir tedavi yoluna gitsinler diyorum. 16.36 da geçtik efendim neye? Akrebe. Süreyi söylüyorum ki, zamanı söylüyorum ki kalan zamanı bilelim, ona göre dengelememiz lazım kalan yükselen burçlarını. Evet. Akrep'teki yükselen akreplerdeyiz bu arada. Akrep'teki tutulma 6. evinde gerçekleşecek. Dolayısıyla akrepler hayatlarını düzene koyacaklar. Aile mi? Hayır, iş hayatları. İş hayatı geldi. İş ve sağlık. Yükselen akreplere, evet. İş ve sağlık onlar için çok gündemde olacak. İşleri, birçoğu işini değiştirebilir. İşiyle ilgili kafa karışıklığı artık çok çok netleşti. Neyse onu yapacaktır. Sağlıkla ilgili çok önemli tedbirler alacak. Kimisi spora başlayacak, kimisi şifa çalışmalarına başlayacak, kimisi diyecek ki ben az yiyeyim, biraz işte diyete başlayayım. Bununla ilgili önemli dönemlerden geçecek. Kontrollü ve planlı olmaları gereken bir dönemden geçiyorlar. Bu dönem sevgili akrep, kontrol ve plan hayatında yoksa bu enerjiyi şey yaparsın, hani çarçur edersin ve seni çok güzel bir noktaya taşıyacak enerjiyi ziyan edebilirsin. Akreplere birinci şeyi söylüyorum, kurallarını. Kontrollü ve planlı olsunlar. Gerisi nasıl olsa olacak. İş ve kariyer hayatları değişiyor. İş arkadaşlarıyla
birçok şeyi çözümleyebilirler. Mesela bugüne kadar dost zannettiği ama düşman olan iş arkadaşları varsa önlerine patır patır bu tutulmanın etkisinde gelir. Ya da hiç ummadığı kişilerden çok büyük destekler alırlar. Dostu düşmanı, düşmanı dostu gibi olabilir bu dönem. Çünkü kariyerlerinde bir noktaya fırlamaları gitmeleri gerekiyor bu dönem onların. Onların çok önemli tetik aldığı bir dönem. Hı hı. Ve kariyer ve para kazançları değişiyor. Bence akrepler bu tutulmada en çok hayat misyonlarını bulan grup olacak. Ben aşk. Niye yaratıldım? Onlar için aşk şu an çok temkinli olması gerekiyor. Eski aşkları, eski ilişkileri çok gündeme geleceği bir aydan geçiyorlar. Rümeysa bunu söylemedi. 15, özellikle 10-15 Mayıs'a kadar, hatta Mayıs'ın sonuna kadar diyeyim, bütün eskiler önüne dökülecek. Tamam, neyse öyle olsun. O yüzden bakalım. Eski aşkların dönüş zamanı diyebilirim. Eski peki. Arkadaşlarla görüşme zamanı. Yükselen akrep değilim bu arada. Onu aşkla söyleyeyim. Yükselen yengeçim. Aşkla ilgili ama tutulma diyor ki yeniliğe yer açın. Tamam. Yani eskiler değil de sanki yeni enerjiler akrebi daha iyi gelecek. Eski enerjiler akrebi sömürüyor. Yani onlardan kaçın. Yükselen yaylar. Çok evet. Az vaktimiz kaldı. Geçtik hatta ama hızlanalım hemen artık yetiştirelim. Aşk, ilişki, arkadaşlar, hobi... Onlar için önemli hale geliyor. Enerjileri çok yükselecek. Yaratıcılıkları çok artacak. Yalnız riskli yatırımlara karşı lütfen dikkat etsinler. Hı hı. Sağlıklarına çok dikkat etsinler yaylar. Bu enerjide bol bol şifa çalışsınlar. Bol bol nefes, bol bol yürüyüş yapsınlar. Bu dönem onların parasal olarak da önemli gelişmeleri var. Birçok yayı parasal dönüşüm zamanı. Bu nasıl olacak? Eğer hak etmediyse bugüne kadar, eline şükretmediyse elindekilere, hı hı, ve fazla, nasıl söyleyeyim, tembellik yaptıysa bu tutulmanın olumlu etkisi onu vurmayabilir. Ama hak eden, çalışan, üreten, daha ne yapabilirim diyen yaylar için parasal kazançları inanılmaz artıyor. Yükselen yaylar için aşk konuları, ilişki konuları evet. Ne durumda? Güzel. Çünkü Venüs ikizlerde şu an belki de şu an bu ay içinde en böyle aşktan yana şanslı olan grup yükselen yaylar. Karşı teylerinden bir Venüs geçiyor. Tamam. Hem güzel ortaklıklar yapabilirler, hem aşklarını çok iyi bir tap noktaya taşıyabilirler. Hı-hı. Ya da yeni tanışma fırsatlarıyla hayatlarına doğru kaliteli ilişkiler çekebilirler. Bakalım. Yükselen oğlaklar. Evet, dördüncü evde bir tutulma. Oğlakların çok temelden değişimleri söz konusu. Çoğu oğlak taşınmak isteyebilir. Belki bir gayrimenkul, mülk, arsa satışı, tarla, ev, bununla ilgili mal edinebilir, miras kalabilir onlara. Şimdi bir mirasın kalması için bir kayıp da söz konusu olabilir. Tabii ki Allah bilir en iyisini ama hı hı, aile büyüklerinin sağlığıyla ilgilenebilir. Bol bol sıla-i rahim yapsınlar, geçmiş ataları için bol bol sadaka versinler. Yükselen oğlaklar, evet, ilginç evet, şeyler geldi. Kökü çok onarma zamanı. Hı hı. Hem kendi hem geçmiş ataları için bol bol sadaka versinler bu enerjide. Geçmişi onurlandırırlarsa kariyerlerinde de çok iyi büyüyeceklerdir. Özel hayatında da değişim söz konusu. Birçok oğlan, dediğim gibi, bekar oğlakta kalmayacak. Evli oğlaklar ilişkilerini daha iyi bir konuma getirmek için derin sorgulamalardan geçebilirler. Hı hı. Burada boşanacaklar falan demiyoruz. Ama varsa problem, bu tutulma çözmek için fırsat getirecek. Belki çok açık ve açık sözlü bir şekilde birbirleriyle konuşabilecekler. Yüzleşmeler olabilecek. Evet, yüzleşmeler olacak. Aşk hayatlarında da güzel enerjiler çok söz konusu. Oğlaklar böyle biraz soğuk gibi görünür değil mi? Aşka çok meyletmez, hı-hı, gibi. Bu dönemin en çok aşk yaşayanı, baksın, alaboralı bir tutkulu bir aşka da yelken açabilir oğlaklar. Yükselen kovalar. Evet, üçüncü ev, düşünce diyoruz. Zihin yapıları değişiyor kovaların. Zihinsel, nörolojik olarak bir problemleri varsa kesinlikle tedavi olmak için hafife almasınlar, gitsinler. Hı hı. Yani unutkanlıkları, belki vitamin mineral kullanmaları gerekecek. Belki bir baş ağrısı. Yani başla ilgili sorunlar ve düşünceyle ilgili unutkanlıklarında bir problem varsa muhakkak kovalar gidip önlem alsınlar. Şifalarına peşinde koşsunlar diyorum. Çünkü koçtaki bu tutulma oraya çok yüksek düzeyde bir enerji bırakıyor. Ve başın onu kaldırabilmesi için iyi kanlanması gerekiyor. Hı hı. İyi beslenmesi gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla genius kovalar, inanılmaz yeniliklere yer açan, güzel fikirlere yer açan bir sürü proje fikri gelecek. Onların bu dönem kovaların yani akıllarıyla baş etmek çok zor.
inanılmaz zekileşecekler, inanılmaz zekaları parlayacak. Kardeş, yakın çevre, akrabaları ile ilgili önemli değişim ve dönüşümler söz konusu. Kimileri kardeşlerinden uzak yere taşınabilir, belki kardeşi evlenebilir, ondan destek alabilir. Kardeş ortaklıkları, kardeş ilişkileri ile ilgili gelişimler var. Ya da bekar kovaların kardeşleri, akrabaları der ki artık seni evlendiriyoruz diye. Onlardan yükseliyor kovalan kardeşlerinde bir hareketlilik var, evet. Ben onu anladım. Onlardan bir destek alabilir kovalar. Eğitim, öğrenim, ticaret, seyahat, e-ticaret, mail, her neyse bu konularda online yaptığı her türlü işte 10 Mayıs'a kadar çok dikkat etsinler. Ama bu konularda da büyük gelişmeler söz konusu. Kendilerinin aşk hayatında bir şey var mı yükselen kovaların? Var tabii ki. Onların aşk hayatları da değişiyor. Daha çok kovaların, bugüne kadar çok ezilen gruptu kovalar. Şimdi Plüton oraya geçti, bir güç enerjisi oldu. Artık karşı tarafa daha baskıcı, daha manipüle edici, daha ben varım diyen bir enerjiye büründüler. Biraz bireyselleşip bencilleşebilirler ama yapsınlar. Çünkü hani kovalara biraz bu yakışıyor. Çünkü kovalar çok bireyselmiş gibi görünüp topluma hep feda ederek kendinden çok taviz veriyordu. Artık biraz kova kendinin kıymetinin farkına varacak bu enerjiler altında. Son yükselen burcumuz, yetiştirdik, evet. Nihayet. Yükselen balıklar. Sevgili balık, ikinci evde önemli bir değişim var. Gelir kaynağın acayip değişiyor senin. O zaman ne yapacaksın? Yeni iş fırsatları, yeni gelir kapılarının peşinden koşman gerekiyor. Yeniliklere adapte ol, kendini yeniliğe aç. Ay bunu ben devam ettireyim, bu işte daha şöyle, bu daha bildiğim bir yol deme. Tamam, o da devam etsin. Ama garantici olma, hafif risk al. Evet, diyoruz. Ama 10 Mayıs'tan sonra. 10 Mayıs'tan sonra risk al diyoruz. Gelir gider, kazanç yolların değişiyor. Burada küçük bir değişim olmayacak ama bu. Yani köklü bir değişim. Köklü ve büyük bir değişim. Sen, hatta senin sulbüne sirayet edebilecek bir değişimden bahsediyorum. Yani uzun ömürlü değişimler söz konusu. Yeni kazanç yolları bul. Miskinlik yapma. Bu dönem balıklara en çok önereceğim şey, miskinlik yapmayın. Lütfen hayatınızı, hani kalkın, kazanın. Gerekirse ekmeğinizi taştan çıkartın ama yeni kazanç yolları arayın. Çünkü bu etkiler gelir, 18 yıl sonra beklemek zorunda kalırsın buradaki değişim için. Köklü kadersel değişimlerdir. Yeniliğe yer aç, risklerini hesap et tabii ki ama yeni fırsatları az da olsa dene ve yeni kazanç yolları oluştur diyoruz. Alışveriş, ticaret, yeni bir eğitim, anlaşma, sözleşmelerde de çok önemli kadersel imzalar atacaksın. Çok önemli imzalar var. Bunun içinde evlilik imzaları da, yani yükselen ilişki. Balıklara evet. Söylendi bu. Evet. Evet. Çok önemli kadersel imzaların eşiğindesin. 10 Mayıs'a kadar çok acil değilse, çok önemli değilse imza atmanı önermiyoruz. Ama bu dönem balıkların imzası çok önemli. Onların Allah tuttuğu Allah. Kalem çok önemli hale gelecek. Mevcut ilişkileri, mevcut evlilikleri, aşk hayatları, tamam evlilik dedin belki imza, nikah imzası da olabilir ama mevcut ilişki, aşk durumları. Belki eşiyle ortaklık yapacak. Belki bir şey alacak, mal edinimi yapacak. Onun haricinde aşk hayatları nasıl olacak? Yeni kişiler olacak mı? Yani yükselen balıkların ani, aşk hayatı. Evet, ani şey yaylarla birlikte, oğlaklarla birlikte balıklar da en fazla ani ilişkilere açık olduğu bir aydan geçiyorlar. Hızlıca bir aşk hayatına başlayabilirler. Aynen, bir anda. Ve geçmişten birileri de gelebilir. Hadi tekrar devam edelim, başlayalım diye. Ama koç biraz yeniliği seviyor ya. Yeni enerjileri açılsınlar diyorum. Niyeyse yükselen akreplerde eskiler geliyormuş. Onu unutmadım. Şimdi balık için koç, hepimiz koç enerjimizi çalıştıracağız. O yüzden cesur olacağız, risk alacağız, yeniliğe yer açacağız. Ve hayatı böyle keyifle, canla başla, neşeyle yaşayacağız. 20 Nisan'da dün gerçekleşti ya bu güneş tutulması Koç burcunda. En böyle ağır etkileri kaç gün sürer? 2 ay dedin. Daha da böyle 2 yıl etkisi sürer. 6 ay. Şimdi bir ilk 2 ay dedin. Tutulmaların etkisi 2 ay öncesinden başlar. 20 Nisan, Mayıs, Haziran. 20 Haziran'a kadar etkileri bayağı kuvvetli şimdi olacak. Buradaki son bir dakika. Tetikleme yapacağı için tutulma haritası, yani tutulma derecesi çok fazla önemli gezegenler tarafından tetik alacağı için Temmuz'a kadar yoğun bir dönem. Bir de sideral zodyaka göre zaten karşılıklı ağırlamaları 6 Temmuz'a kadar sürüyor ya. O yüzden 6 Temmuz'a kadar, yani Temmuz'un ortası diyelim, çok önemli enerji bu tutulmanın etkisinde göreceğiz.
Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bizi yalnız bırakmadın. Güzel de oldu. Hem de vakit geçirmeden de Koç burcundaki güneş tutulmasını seninle konuşmuş olduk. Haftaya Cuma günü bambaşka bir astroloji konusuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar efendim bir kez daha. Akşam da bugünün akşamında da saat 21'i gösterdiğinde Rümeysa Azıgül olarak bayram sohbetleri hazırladık sizin için. İnşallah o sohbetimize eşlik ederseniz buyurun gelin bekleriz efendim. TV 42 ekranında olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Akşam 21'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selçuki Kolonyaları Turkuaz programını sundu.